fetalemar sadece bebek için çekilmiyor. Bazen anneden kaynaklanan nedenlerle de fetalemar yapabiliriz. Fetalemarı istediğimiz takdirde anne kaç kilo olursa olsun MR görüntüleme yapabiliyoruz. Bazen annemiz çok obez olabilir ya da fetusun başı çok aşağıda yerleşmiş olabilir ve kadın doğum uzmanı bebeği ayrıntılı şekilde görmekte sıkıntı yaşıyor olabilir. Böyle durumlarda anneyi MR'a yönlendiriyorlar. Biz MR'da annenin kilosundan, bebeğin pozisyonundan bağımsız olarak çok rahat görüntü elde ediyoruz ve bütün ayrıntılarıyla görebiliyoruz. Aynı zamanda annenin bazı sistemik hastalıkları olabilir. Örneğin bunlar neler olabilir? Anne diyabetik olabilir. Annenin kanama problemleri olabilir ve bunların ultrasonografi ile saptanamayan erken evre ya da çok küçük bebekte değişimlere sebep olabilir. Örneğin küçük kanamalar olabilir beyinde ya da bebeğin gelişiminde bazı aksamalar olabilir. Fakat ultrasonun tespit edemeyeceği kadar küçük şeyler olabilir. O tip durumlarda da biz bir tür tarama gibi MR'la bakarak kadın doğum uzmanına yardımcı olabiliyoruz. Bir de genetik hastalıklar var. Annenin kendisinde bir genetik hastalık olabilir ya da önceki bebeğinde bir kalıtsal rahatsızlık yaşanmış olabilir ya da böyle bir şüphe doğmuş olabilir. Örneğin amniyosentez yapılmıştır ve anomali şüphesi vardır. Bu tip durumlarda da ultrasonografi ile görülmesi muhtemel olmayan bazı ufak ama önemli değişiklikleri tespit etmek için MR inceleme yapabiliriz. Çünkü MR incelemede özellikle bebeğin beynini diğer incelemelerden çok daha etkin ve çok daha ayrıntılı olarak gösterme şansına sahibiz. Ultrasonografiye üstün olduğu bazı alanlar var. O alanlardaki organları daha ayrıntılı olarak rahatça gösterebiliyoruz. Süresi de kısa olduğu için bizim rutin uygulamada sıkça yaptığımız bir değerlendirme.